Kreşer Gatölyesi'nden herkese merhaba. Bugün hem kız hem erkek çocuklar için sadece yarım yumak kadar harcayarak çok şirin bir bebek yeleği örebilirsiniz. Hem 3 aya kadar, 6 aya kadar, 9 aya kadar birazdan size ölçülerini vereceğim. Kız ve erkek bebekler için örgü örmeyi çok iyi bilmenize hiç gerek yok. Sadece T şeklinde bir parça öreceğiz ve sonra onu birleştirip bu güzel yelek haline dönüştüreceğiz. Şimdi öncelikle ilmek sayılarını vererek başlayayım. Nasıl başlıyoruz? Arka ve ön yüzü haroşa örgüyle örüyoruz. Kullandığım ip bebe ipi. Şişlerimde 3,5 numara. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bebekler için öreceğimizden dolayı zaten bebe ipi kullanmanız gerekiyor. Atacağımız ilmek sayısı 45 olacak. 45 tane ilmekle başlayacağız. Bu yaklaşık işte 3-4 aya kadar kullanılabilen bir yelek olacak. Öyle düşünelim. Şimdi buradan şuraya kadar yaklaşık 17 santim kadar ördük. Buradan yukarıya kadar 17 santim olarak örüyoruz. Sonrasında T şeklini oluşturabilmemiz için buraya ilmek atmamız gerekiyor. Atacağımız ilmek sayısı 45 tane ilmek attıysak buraya 45'e yakın tekrar ilmek atmamız gerekiyor. Daha büyük bebekler için yapmak istiyorsanız mesela 6 ay ve sonrası için 55 ilmek kadar atmanız gerekiyor başlangıç noktasına. 55 ilmek yine 3,5 numara şiş ve bebe ipi ile 6 ay 9 ay aralığı için bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi ben 3 aya kadar olan bebekler için ördüğümden dolayı başlangıçta 45 ilmek attıysam buraya 40-42 kadar aralığında bir ilmek atmam gerekiyor. Yani attığınız ilmek sayısından 3-4 sayı eksik ilmek atmanız gerekiyor. Buraya ilmeklerimizi atıyoruz. Eğer 55 ile başladıysanız da 51-52 tane ilmek atmanız yeterli olacaktır bu kısma T şeklini oluşturabilmek için. Sonra bu attığım ilmekleri bu şekilde yine ters örgü olarak, bu arada önü ve arkayı ters ördüğünüzde ya da önü ve arkayı düz örgü yaptığınızda ortaya yine aynı şekilde haroşa örgü çıkar. Hangisi kolayınıza geliyorsa, düz örgü kolayınıza geliyorsa hem ön yüzü hem arka yüzü düz örebilirsiniz. Eğer benim gibi ters örgü daha kolayınıza geliyorsa hem ön yüzü hem arka yüzü ters olarak örebilirsiniz. Bakın ilmek attığım yerleri ters örgü yaptım. Sonra bunu diğeriyle birleştirerek ters örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yine ters örgü olarak devam edeceğim. Komple ters örgü olarak geçtim. Sıra başına döndüğümde buraya kaç tane ilmek attıysanız 42 ya da 52. Buraya da yine aynı sayıda ilmek atmanız gerekiyor. Buradaki ilmekle buradaki ilmek eşit olduktan sonra tekrar yine komple ters örgü olarak devam edeceğim. Burayı ters olarak öreceğim. Burayı ters ördüm. Ve tekrar yine komple sıranın sonuna kadar ters öreceğim. Böyle sıra sonuna kadar. Buradan başlayacağız. Buraya kadar, sonuna kadar. Sonra döneceğiz yine ters örgü, ters örgü, ters örgü. Belli bir miktar öreceğiz ama sıra sonlarına yaklaşırken ilik açmamız gerekecek. Kaç sıra öreceğimizi ve iliği nerede açacağımızı birazdan size anlatacağım. Evet, burayı belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi buradaki uzunluğumuzun ölçüsü ne olmalı? Özellikle tam ortadayken burayı bıraktım ki anlayabilirsiniz diye. Şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit olacak. İlmek sayılarını ona göre attık. Sonrasında tam ortadayken siz bakın şuradan aldığınızda burası ve burası birbirine eşit olacak. Bakın. Şu uzunluk ve bu uzunluk birbirine eşit olacak. Burası. Buradaki uzunluğumuz da tüm şuradaki uzunluğun yarısı kadar olacak. Yani şöyle geldiğinde yeleğimiz tam yarılamış olacağız bu şekilde.
Şimdi ben birazdan ilik açacağım. Çünkü ilik biraz üste geleceği için biraz uzun olmasının bir sakıncası yok. Burada şişten dolayı biraz uzun gözüküyor bu. Ona takılmayın. Dikince anlayacaksınız ki eşit oldu. Hepsi birbirine. Yani mesela şurada şuraya kadarki uzunluğumuz 20 santim ise şurası 10 santim kadar olacak. 10 santim kadar öreceksiniz. Buradan buraya işte 25 ise burasında 12,5 santim kadar öreceksiniz. Şimdi ben örmeye devam edeceğim ve iliği nerede açtığımı size göstereceğim. İlik açma yerini göz kararı belirlemeniz yeterli. Ben şöyle 9 tane ilmek ördüm burada. 9 ilmeği ördüm. Sonraki 2 ilmeği beraber örüyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Sonra şunu tekrar sol şişe geçiriyorum. Bir kesme işlemi daha yapıyorum burada. 2 ilmek kesmiş oldum. 1, 2, 3 tane aralık bıraktım. 2 tane de bırakabilirsiniz. Tekrar yine bakın. 1, 2 tane daha ilmeği kesmiş oluyorum bu şekilde. Sıranın sonuna kadar ters örgümü yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Burada ilikleri açtım. Buraya doğru ters örgümü devam ettirdim. Sonra arkadan döndüm. Tekrar yine ters örgümü devam ettim. Ve ilikleri açtım. Bölüme kadar geliyorum tekrar yine. Şimdi ikinci aşamadayız. Bakın bunlar ilik açtığımız yerler. 2 tane ilmek kesmiştik. 1, 2 tane ilmek atıyoruz onun yerine. Pratik bir ilmek. İlik açma şekli. 3 tane arada örüyorum. Tekrar yine ilik açtığımız bölge. Buraya da yine 2 tane kestiğimiz için 2 tane ilmek atıyoruz. Tekrar yine örgümüze devam ediyoruz. Sırayı bitirene kadar devam edeceğim. Döndüm. İlk ilmekleri örmeden almanız gerekiyor. Sonrasında bakın bu ilmekleri attığımız bölüme geldiğimizde bakın ilmekler burada atılmış. Bunları da yine ters örgü yapıyoruz. 1, 2. Burada bir ilmek, iki ilmek atarak bir ilik açtık. İki tane ilmek kesmemiz yeterliydi. Çok büyük düğme kullanacaksanız 3 tane kesebilirsiniz ve 3 tane üzerine ilmek atabilirsiniz. Bakın bunları da yine ters örgü yapıyorum. Şimdi ne kadar öreceğim? Burayı öreceğim. Arkaya bir daha örüp sonra yine buraya döndüğümde tüm komple kesme işlemi yapacağım. Hiç örgü bilmeyenler için şimdi kesmeyi anlatacağım. 2 tane ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Ters örgü örer gibi örüyorum. Sağ şişteki ilmeği tekrar sol şişe geçirip sonra tekrar yine bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeği sola geçiriyorum. Bu ikisini birlikte örüyorum. Çok sıkı örmemeye gayret edin. Orta karar. Çok gevşek de örmeyin. Bakın bu şekilde kesme işlemini yapıyorum artık. Tersi burasıysa diyelim ki şunu şöyle içeri alalım. Buradan itibaren yukarıya doğru dikmeye başlıyorum. Bu şekilde. Buraya kadar diktiniz. Burada bir kol girişi bırakıyorsunuz. Şuraya kadar dikiyorsunuz. Burada kol dikişi yapıp bırakıp düğümünüzü atıp ipinizi kesiyorsunuz. Evet, diktikten sonra şimdi tersimizi çeviriyoruz. Ne yapacağız? Tam buraya karşılık gelen bölümlere
düğmelerimizi dikiyoruz. Tam iliklerimize karşılık gelen bölümlere düğmeleri dikiyoruz. Bakın şu şekilde iliklerden geçirdikten sonra yakamızı da kıvırıyoruz ve çok şirin bir bebek yeleği karşımıza çıkıyor. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmak için de sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.